Beşiktaş'ın saygı duyuyorum kardeşim sana. Yıllarca gelen Beşiktaş'a yapılan haksızlıklar, bak manevi anlamda yapılan haksızlıklar. Kim yapmış hep kardeşim? Gazetelerin biz orta sayfasına atılan doğru. Beşiktaş. Biz mi spor bültenlerinde 3. sıraya konan Beşiktaş. Liderken önce Fenerbahçe sonra Galatasaray ya da önce Galatasaray sonra Fenerbahçe'nin konuşulması. Beşiktaş'ın büyük camia oluşunu sümen altı edilmesi. Beşiktaş diyorsun ki senelerce madara edildi. Madara edilmedi. Beşiktaş kimse madara edemez. Allah seni kahretsin. Dur Rasim. Öyle dedi. Dur ya sen kardeşim normal bir şey söylemez misin? Sen nasıl Beşiktaş'ı kimse madara etme gücü yetebilir mi? Dedi. Hayır. Ben öyle bir şey medyada bak arkadaş. Fenerbahçe ve Galatasaray genelde gazete müdürleri daha çok Fenerli ve Galatasaray ağırlıklı olduğundan dolayı. Ondan dolayı. Belki de en çok Beşiktaş ben burada olduğumdan dolayı veya erten de olduğu için belki daha en çok bizde konuşuluyor belki aynen Beşiktaş öyle. Konusu. Aynen. Ama bu Beşiktaş'ın da taraflı tarafsız şu an liderse bu kadar üstte. Medyada olmuştur. Biz de yaşadık bunları. Yaptık ettik biraz. Az. Daha öne çıkarmaya çalıştık. Bazı oyuncularımızı öne çıkarmaya çalıştık. Medyada daha popülerite arttırmak için. Ben İlhan Mansız'ı almamın en önemli tabii. Sebeplerinden İlhan bir tanesi patlattı. Tipiyle, görüntüsüyle beraber. Pop yıldız olması. Anla şekilde yani Allah Allah. Yani o pop yıldızıydı. Şimdi bugün bakıyorsun abi şu Beşiktaş takımına bakıyorsun. Bir de öteki rakiplerimizin oynadığı futbola bakalım. Şimdi bu Beşiktaş takımına bir laf söylemek için. Yok. Bak şampiyon olamazsın ayrı bir şey. Hayır hayır. Ben çok 100 gol dediğim zaman şimdi bak kim laf söylüyor ya? Bugün Fener Temel laf bugün söylüyor. Bu futbolu oynayan Beşiktaş buna benzer maçlar oynadı. Bir kere oynamadı. Birkaç tane oynadı. Evet. Yani niye bu mesela İçeride mesela düşün Akhisar veya bir Trabzon mağlubiyeti var. Yani Quaresma'nı gördük. Evet. Bugün belki de Beşiktaş. Demek ki bu futbol oynayan bir takım, bu maçta 4 gol atan, 4-5 tane de kaçıran bir takım. Demek ki sezon içinde yani 17-34 haftada 27-28 hafta, 27-28 hafta bu futbol oynayabilir. Ben bunu söylerken 100 gol barajına geleceği derken bu hücum gücünden 100 dolayı. 100 golü bir tek Fener çok tehlikeli, çok tehlikeli bir hücum hattı var. Yani hangini tutacağını şaşırıyorsun. Beşiktaş takımında yani bugün bakıyorsun Gökhan Töre sahneye çıktı. Geçen hafta Soso sahneye çıktı. Yani Oğuzhan sahneye çıktı. Yani çok etkili bir hücum gücünden dolayı doğru. Ben Beşiktaş'ın 2016 100 Fransa'da gole, da 100 gole yaklaşacağını 2016 Fransa'da bundan dolayı yani, da bunu ben kalkıp çok yararı olacak Beşiktaş'ın. Ben bunu kalkıp da işkembeden atmadım. Yani kalkıp da bunu ben gördüğüm için bugün 4 gol atıp da 8 tane yani gol pozisyonuna giren takımın niye her maça yaymasın bunları? Tabii. Oynamasın. Bu düşünce söyledim. Onun için söyledim yani ben ama hala yine tamam. Söylüyorum Beşiktaş şampiyon olacak yine demiyorum. Beşiktaş'ta peki, Fenerbahçe %40'ardır şampiyonluk şu şansları. %20'de Galatasaray'dır. Sevgili seyir şu karşındaki abi adam bu lafı nasıl söylüyor? Şimdi hocanın ne söyleyeceğini ben bilmiyorum. Şampiyon ben yapmayacaklar. Şampiyon ben olamayacak. Yapmayacaklar demedim. Olamayacak tamam. Ayrı bir şey. Yapmayacaklar ayrı bir şeydir. Beraber çakarın dediğine... Böyle futbol oynayan Asim. Böyle Asim futbol oynayan bakın böyle futbol oynayan bir futbol takımını kimse önünü kesemez arkadaş. Evet. Böyle futbol oynayana sahanın içindeki hakem de şapka çıkarır. 2004'te evet, kesler sizi. Cevap vermek istiyorum. O ayrı bir şey böyle oynanmıyordu. Ben de sana cevap vermek istiyorum. Evet, sizi de dinleyelim. Evet ben de sana cevap vermek istiyorum. Hayda. Şimdi iki konuyu birbirinden ayıralım bir kere. Beşiktaş şampiyon yapılacak falan ben demem yakışmaz benim terbiyeme yakışmaz futbola da futbol görüşüme de yakışmaz. Beşiktaş, ben gerçekleri söylüyorum. Beşiktaş abi. Fenerbahçe ile beraber bu şampiyonluğun %50-50 ikisi adayıdır. Zaten aradaki puan farkı da bunu gösteriyor ve Beşiktaş çok iyi oynuyor. Ben de Sinan Engin bu 100 gol iddiasını atarken Sinan Engin'i desteklemek için ne dedim? Hiçbir Anadolu kulübü en azından büyük maçlar hariç Beşiktaş'ın Galatasaray Fener maçları hariç öbür takımlar Beşiktaş'tan 2 golden az yemezler dedim. Az gol yiyen 2'den az tamam. Yiyen başarılıdır dedim. Tamam hocam. Bunu geçelim. Benim buradaki tavrım sana, senin yönetimine, senin moderatörlüğüne. Sen burada adaletli davranmıyorsun. Tekrar söylüyorum yüzüne karşı. Emin misin hocam? Evet. Galatasaray ve Fenerbahçe başarılı olduğu zaman Beşiktaş, bak temin de kendi ağzınla söyledin. Yılların içinde hırsı var demek ki. Hırs. 20 yıllık. 20 yıllık hırs. Yıllarca Beşiktaş'ın ikinci plana, üçüncü plana attınız. Diyerekten hocam abarttığını kabul ediyor. Bak eski şampiyonlukları. Galatasaray ve Fenerbahçeliler nasıl bir anda sıkıştırmaya başlıyor? Eski şampiyonlukları bizden unuttuk. Abarttı. Ama o hala 95 yılında Christoph Daum'un dansöz göbeğine para takarak kutladıkları şampiyonluğu hatırlıyor. Onu yapan senin de şu an mahkemelik olan şansal büyük aydın. Christoph Daum'un dansözlü şampiyonluğu Christoph Daum'un dansöz göbeğinde Rasim. Bak şimdi buradaki başka yok. Bak seni seviyorum. Seni seviyorum biliyorsun kardeşim sen benim. Destekliyorum Beşiktaş'ı. Lütfen
Ağzımızdan çıkacak olan laflara dikkat edelim. Yani madara kelimesi, o kelimesi. O dedi. Hayır, girmeyelim. O demedi. Dedi, sen o onu yorum yap. Bak ben dedi. Podolski ile ilgili bir şey söyledim. Dedim ki bak insanlar bana çocuklar geldi. Abi dedi Galatasaray'a dedim ki özür diliyorum o zaman. O zaman kırmayalım cami. Ha, ben kimseden de korktuğumdan değil. Tabii kırmamak adına. Sevgi, kralından sevgi, da bakmam. Sevgi insan olmuş. Sevdiğinden dolayı. Şimdi bak. Kırmamak. Ama sen de camiaları. Bak, cami yap. Kırmayalım abi ben, insanları. Yapma ben yani. Beşiktaş'a haksızlık edildiğini, medyada az yer aldığını, hatta benim yanımda bazı spor müdürlerinin ya Beşiktaş şampiyon olmasın, reyting düşüyor, tiraj düşüyor dediklerine şahidim. Beşiktaş haksızlığa şahidim. Ama Ertem diyor ki senelerce medyada Beşiktaş, hadi Madara demeyelim. İçine edildi, berbat edildi. Beşiktaş'a hakkı yendi diyor. Hocam dediğimi siz duydunuz. Üçüncü sayfalara atılan bir Beşiktaş. Hakkı yenmiştir. Spor bültenlerinde en sona haberleri verilen Beşiktaş, yapılan en büyük transferlere rağmen. Sığıntı gibi bir davranıldı Beşiktaş'a. Nasıl? Sığıntı gibi bir davranıldı Beşiktaş'a. Ya normal bir şey söylemedim mi sen ya? Hak ettiği ya, yapma Allah aşkına ya. Onu söylüyorum. Vallahi yapma ya. Öyle diyor. Bak çok zor durumda kalıyorum o zaman Beşiktaş'a. Vallahi ben demedim. Lütfen söyleme. Sığıntı falan demezler. Beşiktaş takımında medyada çok fazla güçlü olmadığı için ikinci şube çok magazinsel bir takım olmadığı için, daha mütevazi bir camia olduğu için içine kapanık kendi bir Beşiktaş ayrıcalıktır Beşiktaş'tır. Fenerbahçe ayrı bir şeydir kendine göre. Galatasaray daha magazinsel bir camiadır. Beşiktaş çok fazla popülaritesi olmayan bu konularda fazla değildir. Bir geri çekmiştir kendini. Yapma böyle, kalkıp da bu kelimeleri kullanma. Yapma, gözünü seveyim ya. Evet, sonra insanlara sokakta dert anlatıyorum. Beşiktaşlar geliyor, rahatsın şöyle rahatsın böyle. Yapma, gözünü seveyim. Şey demedim. Güzel şeyler söyle. Ertem'in dediğini tercüme ettim. Buyurun. Hocam.